Hoşçakalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız bölüm istatistikleri incelemeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz Yok Atlas'tan aldığımız verilerle son 4 yılın incelemelerini yapıyoruz. Sıradaki dersimiz, konumuz sınıf öğretmenliği çünkü sizlerden çok istek geldi. İnceleyelim. Önce bir haritamızda bakalım acaba sınıf öğretmenliği hangi şehirlerde var? Gördüğünüz gibi Anadolu'nun hemen hemen her tarafında yayılmış durumda. Çünkü özel üniversitelerden ziyade devlet üniversitelerinin sevdiği bir bölümdür ve yoğun olduğu bir bölümdür. Ama İstanbul'da özür İstanbul'da 7 tane, Ankara'da 8 tane de, Konya'da 3, Gaziantep'te 5 tane ve Anadolu'nun birçok şehrinde de birer ikişer tane bu bölümün olduğunu görürsünüz. Birinci öğretim, ikinci öğretim farklılıkları, dil farklılıkları yok atlastan farklı fakülteymiş gibi çekiliyor. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Peki hangi üniversiteler ilk sıraları almış bu bölümde bakalım. Gazi Üniversitesi, Hacettepe, Ege, Marmara, Ankara. Ancak özellikle bunların birbirlerine çok yakın olduğunu ve değişiklikler olduğunu da unutmayın. Mesela Gazi Üniversitesi e, 2021 yılında ilk sırada ancak 2020'de Ege ile başa baş, 2019'da Ege daha iyi, hatta 2018'de de daha iyi. Bunların değiştiğini aklınızdan çıkarmayın. Fakat baktığımızda genellikle 60-70 bin aralığında bu ilk 5 üniversiteye girebileceğinizi söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi ilk 5 üniversitenin arasında özel üniversite yok çünkü özel üniversiteler sınıf öğretmenliği için çok fazla tercih edilen bölümler değiller. Peki randomize bakalım. Aralar Başka nereler var acaba yüksek puanlar olmayan biraz daha düşük puan olanlar Çukurova Üniversitesi var 85.000 84.000 93.000 bin, 109.000'den binden buralara kadar düşmüş Süleyman Demirel Üniversitesi var 115.000 bin, 105.000 bin, 95.000 bin, 101.000 Ankara Üniversitesi var 92 83 71 71 Ankara'yı gerçi saymıştık o yüzden bir tane daha sayıyorum Kırıkkale'yi sayalım. Kırıkkale 141 bin, 123 bin, 115 bin, 118 bin. Burada özellikle şunu da yapalım. Sınıf öğretmenliğinin aslında tercih edilebilirlik oranı üst dilimlerde değil biraz daha orta dilimlerde. O yüzden sıralamalarda 80 binler, 100 binler, 120 binler, 130 binlerde rahat sınıf öğretmenlikleri bulabilirsiniz. Fakat tabii ki sizin biraz daha dikkat etmeniz gerekecek tercihlerinizi yaparken çünkü bu sene belli aralıklarda yığılmalar var. Bu sizi biraz olumsuz etkileyebilir çünkü sizin bulunduğunuz aralıklarda da yığılmalar yoğun peki hocam hangi aralıklarda tercih yapmalıyım bunlar kafanıza mutlaka takılıyor daha önceden de söylemiştik bizler pazartesiden cumaya kadar canlı yayınlarla sizlere bunu açıklayacağız hangi aralıktakiler nasıl tercihlerde bulunmalar bu yığmalılara takılmak istemiyorsanız eğer bunlara dikkat etmeniz lazım. Bir de hocam siz 5-10 tane sınıf öğretmenliği gösterdiniz ama ben daha detaylı olarak görmek istiyorum diyorsanız hemen kankalent uygulamasını indirin lütfen. Kankalent uygulamasında tercih robot, tercih adasına gidin. Tercih adasında tercih Robotuna açın. Tercih robotuna istediğiniz bölümleri yazın ve tüm sıralamanızı görün. Ve unutmayın kankalent üzerinde rehber öğretmenlerimiz size ücretsiz olarak tercih yapacaklar. Tercihlerinizde yardımcı olacaklar. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Acaba Sırada hangi bölümün anlatılmasını istiyorsunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.